Bu gerçekten içinde bulunduğumuz seçimin ikili bir yarışa dönüştüğünü, daha doğrusu tercihi iki yönde yapmak gerektiğini somut olarak ortaya koyan bir durum. Aslında o hal devam etsin diyenler, yani dolar euro tırmansın isteyenler, faizle baş edilemesin isteyenler, faizden para kazanıp kendi çarkları devam etsin isteyenlerin adresi belli. Onlar Recep Tayyip Erdoğan'ı tercih edebilirler. Bugün bakmayın o hali kaldırmayla ilgili suni vaatlerde bulunmasına. Geldiğinde 22 günlük olağanüstü hal vardı ve Tunceli'de kendi kendini ortadan kalktı. Yıllarca billboard yaptı ve o hali kaldırdık diye bunun siyasi iletişimini yürüttü. 15 Temmuz gecesi hep birlikte darbeye karşı çıktık. Bütün meclis, bütün ülke, elbette Fethullah Gülen gibi birinin yapmayı tasarladığı darbeye kimsenin teslim olacak hali yoktu. Ama bu darbeyi, bu darbe girişimini hem de önceden öngörülen, yapılması önlenmeyen ama sonuçlarından yararlanılan bu darbe girişimini 20 Temmuz'da araçsallaştırdı ve sivil bir darbe yaptı. Yaparken 45 günlüğüne o hali, yani bir 3 aylığına ilan ediyoruz ama 45 günde bitiririz diye söz vermişlerdi. 18 ay, 20 ay, 21 ay, 24 ay geliyor. Darbeye sarılmaya, o hale sarılmaya devam ediyorlar. Gerçek şu ki Tayyip Erdoğan ve kadroları Türkiye'yi o hal olmaksızın yönetemiyor. Bütün maliyetlerine rağmen. Ve o hale karşı çıkanlara da teröre destek veren, Türkiye'nin birliğini istemeyen, Türkiye'nin beka sorununu anlamayan kişiler diyordu. Şimdi kendi tarihi çelişkisiyle karşı karşıya. Bugün inşallah seçilirsem ilk işim o hali kaldırmak diyen Tayyip Erdoğan'a sorarlar. 24 aydır, 22 aydır aklın neredeydi? Sen o hali kaldırmayacaksın, sen o hale sarıldın, o halsiz uyku bile uyuyamıyorsun. Ama gördüğü bir şey var. O da şu, o hal varsa dolar, euro, mazot, faiz kontrol altına alınamaz. O hal konusunda bizim bir milletvekilimiz, can ve mal güvenliği olmayan bir ülkeye yabancı sermaye nasıl gelsin demişti. Dediler ki CHP'li milletvekili yüzünden gelmiyor. Durumu şöyle anlatalım, durumu şöyle anlatalım vatandaşlarımıza. Yabancı yatırımcı bir tuşa basmakla gelir, bir tuşa basmakla gider ama farz edelim ki bunlar Türkiye'ye bir uçakla geliyorlar. Yabancı sermaye dediğin dolarları da uçağın altındaki kargo bölümüne yerleştiriyorlar. Türkiye'ye uçak gelirken havaalanına inecek. Ne ister? Pilot ne yapar? Havaalanını görmek ister, önünü görecek. O hal ilan etmek havaalanının ışıklarını kapatmaktır. Adalet ve Kalkınma Partisi yabancı yatırımcının, yabancı sermayenin, doların, istihdamın geldiği o uçak tam inerken havaalanının ışıklarını kapattı o hal ilan ederek. Bizim yaptığımız şu, devleti bilen, devleti tanıyan, devleti kurmuş, bu ülkeyi bugünlere getirmiş bir siyasi gelenek olarak onlara şunu söyledik. Havaalanının ışığını kapatırsanız bu uçak inmez dedik. Açmadılar. Açmadılar ve doğru bilmiyorsunuz dediler. Karanlık havaalanına o uçak inmedi, pas geçti. Ardından döndüler AKP'liler, ne dediler? Bu uçak sizin yüzünüzden inmedi. Siz inmez dediniz diye inmedi dediler. Oysa bizim dediğimiz karanlık havaalanına uçağın inmeyeceğiydi. Bu kadar basit. Şimdi Muharrem İnce geçmişte, 24... Geçmişte bu nedenle Atatürk Havalimanı'nda, o zamanki adı Yeşilköy Havaalanı, bir uçak piste inemedi ve dönüp tekrar ışıkların yanmasını
beklerken yani o süreyi doldururken denize çakıldı. Evet. Şimdi Muharrem İnce 24'ünde geldiğinde ne yapacak? Bir kez şöyle bir şey yapmayacak. Ben o hali kaldırıyorum demiyor mesela, dikkat ederseniz. Çok özenli bir dil seçiyor bu meclise saygısından. Meclisten o halin bir daha uzatılmamasını isteyeceğim, o halin son verilmesini isteyeceğim diyor. Burada bile Muharrem İnce'nin hukuka nasıl saygılı olduğu, kuvvetler ayrılığına ne kadar önem verdiği var. Mecliste de biz olağanüstü hali, hükümet Milli Güvenlik Kurulu'nun önerisiyle bir daha uzatmayı değil, ortadan kaldırmayı istediğinde saatler içinde mecliste toplanacağız ve bu ülkeyi o hal belasından kurtaracağız. Söz veriyoruz. Tarihi soru şu. O hali madem kaldırmak seçimden sonra ilk işin, neden bu dönemdeki son işin olmadı? Ve tarihi soru şu. 24'ünde bir seçime gidiyoruz. Sen diyordun ki Konya mitinginde erken seçim istemek vatan hainliğidir. Hatta diyordun ki ya daktilo diyordu yazar kasayı kastederek. Şu anda bakanlıkların önüne daktilo atan mı var diyordu. Şimdi meclisin önünde, sarayın önünde, bakanlıkların önünde kendini yakanlar var da. Ama şunu çok açık ve net bir şekilde söylüyoruz. 24'ünde işler yolunda gidiyorduysa niye erken seçime gidiyoruz? Yok, işler yolunda gitmiyorduysa 24'ünde niye aynı adamı seçiyoruz? Ve son soru. Madem ki ülkeyi bu hale getiren Erdoğan'dır, 24'ünden sonra hangi yüzle yetki istemektedir? Özetle şunu söylemek lazım. Ötekileştirilmek isteyenler Erdoğan'a, ötekinin hakkı da savunulsun isteyenler Muharrem İnce'ye. Fakirleştirilmek isteyenler Erdoğan'a, zenginleşmek isteyenler Muharrem İnce'ye. Kutuplaşmak isteyenler Erdoğan'a, kutuplaşma yetti, kucaklaşalım artık diyenler Muharrem İnce'ye. Şeytanlaştırılmaktan bıkmayanlar Erdoğan'a, kardeşleşmek, barışmak, kucaklaşmak, yepyeni bir Türkiye'ye Atatürk'ün izinde omuz omuza yürümek isteyenler Muharrem İnce. Kek yiyeceğim diye keklenmek isteyenler Erdoğan'a, iş isteyenler, aş isteyenler Muharrem İnce. Mezarda emekli olacağız, kabulümüzdür deyip yaşa takılanlar Erdoğan'a, emeklilikte yaşa takılanlar derhal emekli olacak diyenler Muharrem İnce'ye. Mazot 5.70 yetmez, 6 olsun 7 olsun diyenler Erdoğan'a, 3 liralık mazot isteyenler Muharrem İnce'ye. Dolar 5, euro 6 yetmez, 10 da olsa canıma minnet diyenler Erdoğan'a, dolar hızla 3 liraya, euro 4 liraya gerilesin diyenler, faiz düşsün diyenler Muharrem İnce. Cumhuriyete reklam arası diyenler, deli Fesli Kadir'i adam bilenler, gidip onun önünde eğilip Atatürk'e İnönü'ye küfredenlerden rahatsız olmayanlar, onu destekleyenler Erdoğan'a, hak, hukuk, adalet diyenler, Türkiye bölünmez bir bütündür diyenler, kurucu babalara laf edilmez, İnönü ile Atatürk atamızdır, babamızdır, onun yolundayız diyenler Muharrem İnce.
Fesli Deli Kadir'in elini tutup da gözüne bakan adama Fesli Kadir ne diyor? Atatürk'e zerre muhabbet besleyen ne dirime ne ölüme gelsin demiş. Hastalanınca gitti ziyaret etti. Bak o adam da diyor ki Atatürk heykellerini diyor köpek leşi gibi dolaştırılacak bu ülkede diyor Fesli Deli Kadir. O bunu söylerken birileri Erdoğan'a başkomutan diyor ya, birileri Erdoğan'a kurucu genel başkanımızı tek adam yapacağız diyor ya, orada dikiliden onlara dur diyoruz. Bak bir ülkede tek adam olmasın, demokrasi olsun diye bizim dedelerimiz şehit oldular. Atatürk'e soruldu, İngiliz tipi krallık, Osmanlı tipi padişahlık, Amerikan tipi başkanlığı reddetti. Verilen başkomutanlık yetkisini üçer aylık dönemlerde kabul etti. Atatürk'ün talep etmeyi yetkiyi talep eden partisini kurucusuna, Atatürk'ün partisinin kurucusuna vermediği yetkileri vermeye çalışanlara karşı hep beraber şunu söylüyoruz. Atatürk o zaman şöyle bir bakıp da düşman donanmasına demişti ya, geldikleri gibi giderler. Bunlar da kardeşim bunlar da üyelerine, seçmenlerine, AK Partili kardeşlerimize, Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerimize sözümüz yok, canımız ciğerimiz, onları da bu baba evinde bağrımıza basacağız da. Ama bunların başındaki bu büyük Orta Doğu projesinin eş başkanları, proje adamları Türkiye'yi getirdikleri bu noktadan biz Türkiye'yi çekip çıkarırken onlar da geldikleri yolla gidecekler inşallah.